11 Ekim 2021'den merhaba, ben Bora Özken, 276. podcastimde beraberiz. Bugün verimlilik üzerine konuşacağız. Daha doğrusu sizleri bir verimlilik metoduyla tanıştıracağım. İsmi Ivy Lee. Benim süper işime yarıyor. Benim anormal yoğun bir tempom var buralar. Podcastler, konuklu podcastler, işte haddini aşın içerikleri, bir yandan kurumsal eğitimler, yatırım meseleleri. Hakikaten yani nereye yetişeceğimi şaşırıyorum ama başarıyorum. Bunun sebeplerinden bir tanesi süper verimli olmam. Bu süper verimli, borçlu olduğum en temel metot da Ivy Lee'yi. Ben çok sevdim. Daha sonra bizim Haddini Aş kulübü üyelerini anlattım. Onlar da bayıldılar, onlar da uyguluyorlar. Yani test edildi, onaylandı. Ben çok iyi sonuçlar aldım. Bugün de sizlerle paylaşmak istedim. Siz de eğer verimliliğinizi birkaç kat artırmak istiyorsanız mutlaka bu podcast'i dinlemelisiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Biraz literatür taraması yaparsanız çok sayıda verimlilik metodu önerisi bulabilirsiniz. Ama Ivy Lee benim gördüklerim içerisinde en iyilerinden bir tanesi. Neden en iyisi olduğuna biraz sonra geliyor olacağım. Ama önce azıcık tarihinden bahsedeyim çünkü tarihi de hakikaten enteresan. Yıl 1918, o dönemde Amerika'nın en zengin adamlarından olan Charles Schwab, kendisi gemicilik ve çelik işlerinde uğraşıyor. Şirketinin çalışanlarının verimini artırmak istiyor, özellikle yöneticilere odaklanmak istiyor. Ne yapacak? Bu konuda çok popüler bir danışman olan Ivy Lee'ye gidiyor. Ivy Lee de o sıralar acayip yıldız bir danışman. Otomotiv, tütün, kauçuk sektörlerinde, çelikte hep bu alanlarda danışmanlık veriyor. Kamuyla çalışıyor. Bir yandan bir reklam ajansı var ve bir yandan da PR işleri yapıyor. Böyle acayip popüler bir adam. Ve Charles Schwab'la Ivy Lee bir toplantı odasında bir araya geliyorlar ve Charles Schwab diyor ki dile benden ne dilersen yeter ki bizim ekibin verimliliğini artır. Ivy Lee böyle biraz havalı bir abimiz, biraz cool bir abimiz. Charles Schwab'a çok kısa bir cevap veriyor. Diyor ki yöneticilerine 15 dakika geçirmeme izin ver. Ben hem onları biraz tanıyacağım hem de onlara bir yöntem önereceğim ve bundan büyük fayda alacaksınız diyor. Charles Schwab şaşırıyor. Peki bunun bana bedeli ne olacak diyor. Ivy Lee diyor ki para istemiyorum senden şimdilik. Uygulasınlar. Eğer sonuçlardan memnun kalırsan o zaman uygun ne görüyorsa onu bana gönder diyor. Adamdaki kendine güvene bak. Hikayenin bu bölümüne tekrar döneceğiz. Nasıl bitti, kaç para gönderildi ona bakacağız ama belli ki Ivy Lee'nin metodu işe yarıyor ki o gün hala bugün bile kullanılıyor yoğun olarak. Ivy Lee metodu temelde 5 adımdan oluşuyor. Son derece basit. Her akşam, ertesi gün başarman gereken, yapman gereken en önemli 5 şeyi yazıyorsun bir kağıda. Önemli diyorum çünkü bunlar senin kariyerine, girişimciliğine, ne yapmaya çalışıyorsan işte bir öğrenciysen derslerine çok net etki edecek en önemli 5 şey. Sonra bu en önemli 5 şeyi mümkün olunca dürüst ve doğru bir şekilde bir öncelik sırasına oturtuyorsun. 1'den 5'e doğru sıralıyorsun. Ertesi sabah olduğunda önce ilk işi yapıyorsun, ilk görevi yerine getiriyorsun. Onu bitirmeden asla ikinci bir göreve veya başka bir göreve geçmiyorsun. Sonra onu bitince ikinci görev, sonra üçüncü görev bu şekilde devam ediyor. Akşam olduğunda o görevlerinden hangilerini bitirdiğini temizliyorsun listeden, bitiremediklerini bir sonraki güne taşıyorsun ve altına da yeni görevleri ekliyorsun. Bu kadar aslında basit bir yöntem. Bu işlemi de her gün tekrarlıyorsun. Ivy Lee metodunu belki biraz küçümsediniz ya bu kadar basit bir şey niye işe yarasın diye. Ama çok işe yarıyor. Mesela Charles Schwab'da da çok işe yaramış. O kadar verimlilik artışı olmuş ki Charles Schwab Ivy Lee'yi ofisine çağırmış ve 25.000 dolarlık bir çek vermiş kendisine. Enflasyon düzeltmesine tabi tutarsanız çok ciddi bir paradan bahsediyoruz. Demek ki bu büyük iş adamı bundan çok istifade etmiş. Ivy Lee metodunun başarısının 4 tane temel nedeni var. Bunlardan bir tanesi demin dediğim gibi basitliği. Kuralları çok basit, herkes hemen anlayabiliyor. İkincisi kendinizi net bir taahhüde sokuyorsunuz. Ertesi gün neler yapacağınız çok net. Bu bir checklist haline geliyor ve her seferinde 6 kalemden oluşuyor olması son derece motive edici. Ve eğer tamamlayamazsanız bir şeyi ertesi güne hemen taşıyorsunuz ve o öncelik listesinde 1 numaraya çıkıyor. Eğer önem öncelik analizinizi doğru yapmışsanız bunun etkisi çok yüksek olacaktır. Üçüncüsü genellikle böyle büyük projelerde ilk adımı atmak biraz zordur. Burada ilk adımın ne olduğunu hemen belirleyip adım atmaya başlıyorsunuz, yol alıyorsunuz. Biliyoruz ki genellikle bir yol almaya başlayınca bunun sonunu getirmeye de hevesli oluruz. Ve dördüncüsü de metot son derece görsel bir metot. Yani bunu kağıda yazarak yapıyorsunuz ve ertesi gün o kağıda atıp o kağıdın son 5-6. maddesini mesela yerine getirmek lazım kağıdın en başına alıyorsunuz. Bu görsellik de biliyoruz ki psikolojik olarak insanı daha verimli kılan bir konu aslında. Ve belki ilave bir fayda da odaklanmayı sağlıyor olması. Günümüzde herkes çoklu görevin üzerine duruyor. Onu da yapayım, bunu da yapayım, şuna da koşturayım diye. Evet, birden fazla şey yapmak zorunda olabilirsiniz benim bu aralar mecbur kaldığım gibi. Ama
herhangi bir zaman dilimine sadece birine odaklanmanız lazım ve onun da en önemlisi olması lazım. Ivy Lee metodu işte o odaklanmayı da sağlıyor. O anda elinize sadece bir işte ilgileniyorsunuz ve onu bitirmeden ikinci işe geçmiyorsunuz. Önem sıranızı da iyi yapmışsanız bu da sizi günlük saçma aktivitelere dağılmanıza, her e-maile cevap vereceğim diye koşturmanıza da engel oluyor. Daha ziyade gerçekten önemli olan şeylere odaklanıyorsunuz. Bu da daha iyi sonuçlar almanızı sağlıyor. Verimliliğinizi artırmak istiyorsanız aşağıya linkini bıraktım. Bizim bir e-rehberimiz var. Devlerden verimlilik tavsiyeleri diye. Belki ona bir göz atmak isteyebilirsiniz. Bir de yakın zamanda bir eğitimimiz geliyor. Yeni bir eğitim, genel katılıma açık bir eğitim. Erteleme hastalığından kurtulmak eğitiminin ismi. Daha belki açtığımız Haddini Aş isimli eğitim hemen doldu, kapandı. Bunda da sadece 25 kişilik kapasite var. Linkini aşağıya bırakıyorum. Belki ilgilenirsiniz. Orada bu erteleme derdinden sizi kurtarmaya çalışacağım. Ivy Lee de aslında insanı ertelemeden kurtarmaya çalışan bir yöntem. Ama başka metotlar da var. Daha işin arkasında psikolojik sebepler de var. Neden bir şeyleri hep erteliyoruz? Ve ertelemek hakikaten insanın başarıyla arasında duran çok ciddi bir engel. O eğitimde de onun üzerinde duruyor olacağım. Umarım Ivy Lee metodu hoşunuza gitmiştir. Aşağıya bir iki tane link bırakıyorum okumanız için. Artı bizim web sitemizde de bu anlattıklarımın bir de yazılı hali var. Belki ona göz atmak istersiniz. Onun linki de aşağıda. Eğer hoşunuza gitmişse her zamanki gibi ricam, nerede dinliyorsanız bir like, bir yorum süper olur. Bu bizim kanalımızı çok güçlendiriyor ve ister YouTube'da ister podcast kanallarında daha öne çıkmamızı sağlıyor. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.